Bismillahirrahmanirrahim. Arakane Hazretlerine izafe edilen şiirler ve bunların kaynakları yani sıhhat derecelerine ilişkin doçent doktor Hasan Çiftçi'nin kitabından bir alıntı sunuyoruz. Bir kalbim vardır. Bütün düşüncesiyle içinde. Senin zikrin dışında gönül sayfasına bir şey nakçetmedi. Senin zikrin onu öyle sardı ki başka hiçbir şey ona sığmadı. Her rint ki tahtı mesken tuttu. Ben yanmışım harmanından bir koku yuttu. Her nerede karaçullu ve başı sevdalı biri varsa o benim şakirdimdir, o benden hırka aldı. Aslan ve kaplanla her kim kapışırsa daha iyidir, fakir kılıcından sakınırsa. Bu kimsesizlerin himmetini e gibi bil, kendisi kesmese de kesicileri biler. Dervişlerin sarhoş gönüllerinden başka şeyleri olmaz.'' Nefes aldıkları an hariç varlıkları olmaz. Sakın bu kavimden kork. Yüzlerce baş kesilirken ortada el olmaz. Ezel sırlarını ne sen bilirsin ne ben. Bu muamma sözü ne sen okursun ne ben. Perdenin gerisinde ben ile seni bir konuşturan var. Perde kalkarsa ne sen kalırsın ne ben. O dost dediğin onu görmekle rahatlar göz o mu? Onu görmezse ağlamaktan rahatlamaz göz. Göz bize onu görmek için lazımdır. Eğer dostu görmezse ne işe yarar göz? Derler ki kurban bayramı olduğu günde oğlunu öldürdüklerinde şu rubayı söyledi. Haşa ki senin hükmüne isyan edeyim. Yahu senin rızanın hilafına bir nefes vereyim. Bana yüz göz bebeği daha lazımdır ta ki böylesi bir günde sana kurban edeyim. Zerdüştü olmadıkça bir dilber sana yar olmaz. Bir dilber için zerdüştü olsan da ar olmaz. Beline bağladığın zünnar olmazsa aşıklar arasında sana yer olmaz. Zulüm ve sitemden dolayı ahımdan kıvılcımlar dökülürdü. Gam yolumun başına diken ve çöp dökerdi. Ona taraf baktığım her anda gözümden hasretin kanlı gözyaşı dökülürdü. Dostla birlikteyim. Gamdan dolayı gönlüm yaralıdır. Uslattayım. Mehnetim hicrandan daha çoktur. Gönül damağımdaki yaşam şarabı acıdır. Öyle bir haldeyim ki benim sıvı şerbetim zehir akıtan diştir. Şeyhin orta haline dair tevhid sırlarından. Bu hikaye çeşitli ve sağlıklı rivayetlerin derlenmesinden oluşmuştur. Bunlardan bir kısmını Hoca Ebu Tahir, bir kısmı Hoca Hasan Müeddib, diğer bir kısmı da Hoca Ebu Feth, Allah'ın rahmeti üzerlerine olsun, onlar tarafından rivayet edilmiştir. Bir gün nişe burada, tekkede sema yapılıyordu. Hoca Ebu Tahir semada heyecanlandı ve coştu. Bu haldeyken, Lebbeyk Allahumme Lebbeyk diye şeyhin huzuruna geldi. Hac için irhama girdi. Sema bittikten sonra Hoca Ebu Tahir hacca gitmeye karar verdi ve şeyhten izin istedi. Şey cemaate dönüp bizim de ona uyup yola düşmemiz lazım dedi. Oradaki şeyhler ve ulular şeyhin buna ne ihtiyacı var dediler. Şey o tarafta çalışmamız gerek dedi. Birçok kişiyle birlikte şeyh yola koyuldu. Nişabur'un dışına çıkınca eğer bizim huzurumuz yani vücudumuz olmasaydı o azizler o meşakketi çekemezdi dedi. Bütün cemaat Acaba bu söz kime hitaben söylendi dedi ve maksadı anlayamadı. Konaklama yeri olan mahalleye ulaştıklarında adamın biri gidip Harakanlı Şeyh Ebu hasana Şeyh Ebu Said yolda sana geliyor yarın burada olacak dedi. Ebu hasan buna çok memnun oldu. Şeyh Harakan'ın çok değer verdiği Ahmet bir kızla evlenmek için nikah yapmıştı. Şeyh Ebu Said'in Harakan'a gelişi onun gerdeğe gireceği geceye denk düşmüştü aniden oğlu Ahmet yakalanıp öldürüldü ve kesilen kafası getirilip babasının zaviyesinin kapısının önüne konuldu. Namaz kılmak üzere zaviyesinden çıkan şeyhin ayağı buna takıldı. Lamba getirmesi için oğluna seslendi. Eşi lambayı getirince oğlunun kesilmiş başını gören baba Ebul Hasan Harakani, ''Canım oğlum, ne yaptın veya yapmadın da başına bu geldi?'' dedi ve hemen birkaç kişiyi çağırdı. Ahmedi yıkadılar, kefenlediler ve musalla taşına koydular ve Şeyh Ebu Said'i beklemeye başladılar. Şeyh'in gelmesi gecikti. Uşluk zamanı Şeyh Ebu Hasan gelmekte olan bir derviş gördü ve Şeyh niçin gecikti diye sordu. Şunun için dedi derviş. Şunun için dedi. Derviş gece yolunu şaşırmıştı. Bu durum olmasaydı tam vaktinde ulaşmış olacaktı. Bunun üzerine Ebul Hasan dervişe bağırdı ve sus o yolunu şaşırmaz dedi ve ekledi. Sebep şudur. Burada her çeşit mutluluktan yoksun bir belde vardı. Buranın toprakları onun ayağını susamış olduğundan bir dostunu gönder üzerime bastın. Böylece yarın ahirette ben öbür topraklara karşı bununla övünürüm diye Allah'a yalvarmıştı. Hak Subhanahu ve Teala o toprağın dileğini kabul buyurdu oğlunun dizginini tutmaları ve onu oyuna götürmeleri için de azizlerini yolladı. Orada bulunması sebebiyle oraya hilat giydirdiler ve onun olmadığı bir zamanda bir oğlanın kafasını bedeninden ayırdılar. Bu sözleri dinleyen derviş dönüp gitti. Durumu Şeyh Said'e anlattı. Şeyh Allahu Ekber deyince dervişler Nişabur'da kapının önünde söylenen sözle bu olayın kastedildiğini anladılar. Harakan'a varan şeyh tekkeye indi. Orada bir mescit vardı. Şeyh Ebul Hasan orada bulunurdu. Şeyh Ebul Hasan ayağa kalktı ve şeyhi mescidin ortasında karşılamak üzere ilerledi. Burada kocaklaştılar. Şeyh Ebul Hasan böyle derde böyle deva gerek. Böyle bir kademe Ahmet'in canı kurban olsun dedi ve kendi yerine oturtmak üzere Şeyh Ebul Hasan şeyhin elinden tuttu ama şeyh oturmadı. Her ikisi mescidin ortasında oturdular. Şeyh Ebu'l-Hasan, şeyhi içini döktü. Hafızlara Kur'an okudular. Oradaki topluluk ağlaştı, feryat etti. Sonra Ebu'l-Hasan Harakani hırkasını hafızlara verdi ve namaz vakti yaklaştı, azizler bekliyor dedi. Bunun üzerine cenazeyi çıkardılar. Namazını kılıp defnettiler. Kabir başında olaylar oldu. Garip sufiler, hırkanın bize verilmesi ve bizim onu parçalamamız gerekirdi deyip hafızlarla çekişmeye başladılar. Şeyhin hizmetkarı bu durumu ona inetti. Şeyhin hizmetkarı bu durumu ona iletti. Şeyh de hırkayı onlara veriniz. Ben size başka bir hırka vereceğim. Siz de onu parçalarsınız dedi. Parçalamaları için onlara başka bir hırka gönderdi. Halvete çekilmesi için şeyhe bir yer ayırdılar. Şeyh Ebu'l Hasan cemaatine tek tek öğütler vermeye başladı. Bu zat alemin sevgilisidir. Herkesin sinesinde gizlendiğini bilir. Aman rezil olmayın. Bu zat alemin sevgilisidir. Herkesin, herkesin sinesinde gizlendiğini bilir. Aman rezil olmayın. Şeyh Ebu Said bu sefer Şeyh Ebu'l Hasan'ın yanında üç gün kaldı ve hiçbir söz söylemedi. Sohbet etmedi. Ebu'l Hasan konuşması için teklifte bulundukça biz buraya dinlemek için gönderildik. Siz söyleyin, biz dinleyelim, diyordu. Ebul Hasan Şeyh'e dedi ki, Sana ihtiyacımız var, bana dostlarından bir dost gönder, bu sırları ona açayım, diye Hak Teala'ya niyazda bulundum. Ben zayıf bir ihtiyar olduğumdan sana gelemedim. Sen ise güçlü ve kuvvetlisin. Onun için seni bana gönderdiler ve Mekke'ye gitmene imkan vermediler. Sen Mekke'ye gitmene gerek olmayacak kadar değerli birisisin seni tavaf etmesi için Kabe'yi sana getirmeleri lazım. Bu yolculukta onunla birlikte bulunan Ebu Tahir'in annesi anlatmıştı. Şey Ebu Hasan her sabah evin önüne gelir, selam verir ve bana derdi ki dikkat et, hakkın seçkin bir dostuyla birlikte yaşıyorsun. Burada ne beşeriyet ne de nefs kalmıştır. Burada tümüyle hak var, hak. Ebu Hasan gece yarısı şeyhin halvetanesine gelir perdeyi kaldırır ve içeri girmem için destur var mı der. Şey Ebu Said de buyur içeri derdi. Ebu Hasan yerinden kıpırdamaması için şeyhe yemin verir içeri girer. Huzurunda iki dizinin üstüne oturur ve ey şey öyle dertlerim var ki peygamberler bile bunları taşımaya takat getiremez. Bunlardan birini bir an için salıversem yer ve gök bunu taşımaktan aciz kalır der. Sonra başını Ebu Said'in yastığına koyar bir takım şeyler fısıldar ve her ikisi birlikte anlaşırdı. Sonra Ebu Hasan elini şeyhin elipsisinin altına koyar, sonra kendi sinesine sokar ve "Elimi onda kalan nurla içeri sok, içeri sokuyorum." derdi. Bir gün beldenin kadısı baş sağlığı için Şeyh Ebu Hasan'a geldi. Şeyh Ebu Said'in de orada olduğunu öğrendi. Kadı mutlaka gidip Ebu Said'le de görüşmeliyim deyince Ebu Hasan git ama çok dikkatli ol dedi. Kadı gidip görüştü. Şeyh padişahlar gibi bağdaş kurup yastığa yaslanmış bir durumda oturuyor. Bir derviş de şeyhin ayağını kucağına almış ağlıyordu. Kadı şöyle düşündü. Fakr nerede? muzat bu nerede? Bunca nimetler içinde yüzen bu adam nasıl fukaradan olur? Bu sufilik ve dervişlik değil, düpedüz padişahlıktır. Bu zatın zihninde bu fikirler dolaşırken şey yaslandığı yastıktan doğruldu ve ey hoca hakkı temaşa halinde bulunan kimseye hiç fakir denebilir mi deyince adı öyle bir çığlık kopardı ki aklı başından gitti. Kadıyı dışarı çıkardılar. Ebu Hasan ona sözüme kulak ver dikkat et onun nazarına takat yetiremezsin dememiş miydim dedi. Kadı tövbeler olsun dedi. Sonra bir kere daha kendinden geçti. Bir gün bir gece böyle kala kaldı. Sonra şeyh Ebu Said'in yanına gelen şeyh Ebul Hasan, ey şeyh, kadıya heybetli bir şekilde nazar ettim. Şimdi de rahmetle nazar buyur ki kadı kendine gelsin dedi. Bunun üzerine Şeyh onu rahatlattı ve dönmeden önce gönlünü aldı. Şeyh Ebul Hasan bir gün şeyhe şunu söyledi. Her gece Kabe'nin gelip çevrende tavaf yaptığını görüyoruz. Şu halde ona gitmeye ihtiyacın yok. Geri dön. Sen buraya benimle görüşmek için gönderilmiş bulunuyorsun. Şu anda haccını yapmış, Ebu'l Hasan'ın dertler çölünü geçmiş, Lebbeyk şeklindeki niyazını duymuş, Arafat zaviyesine çıkmış, nefsini nasıl taşladığını görmüş bulunuyorsun. Ebu'l Hasan'ın cemaline kurban oldun. Onun Yusuf'una namaz kıldın. Bağrı yanıkların dertli feryadını işittin. Şimdi geri dön. Eğer böyle yapmazsan Ebul Hasan diye bir şey kalmaz. Sen alemin maşukusun. Şey, İslam'a gidip Beyazıt'ı ziyaret edeceğim. Sonra memleketime döneceğim deyince Ebul Hasan dedi ki, Haccını yapmış oldun, umreni de yap. Ebu Said üç gün sonra Bistam'ın yolunu tuttu. Bistam yakınındaki bir tepeye ulaştı. Buradan bakınca Beyazıt'ın türbesi görülebilmektedir. Şey türbeye görünce durdu. Başını bir süre önüne eğdikten sonra kaldırdı ve "Her kim bir şey kaybetmiş ise onu burada bulur." dedi. Sonra biz ziyaret etti. Hasan Müeddip diyor ki: "Şey Beyazıt'ın kabrini ziyaret ederken ardında duruyordum. Kabrin önünde bir süre başını önüne eğdi, sonra kaldırdı ve "Burası temizlerin yeridir. isterin yeri değildir." dedi. Şey biz bir gün kaldıktan sonra Damgan'a geçti. Orada üç gün kaldı. Sonra yol hazırlığına başladı. Bu yöreden gidene kadar Ribat'ta şeyh ile birlikte ikamet eden yüz kişi ayrıca birçok da şeyh vardı. İkindi namazından sonra başlayan sema akşama kadar sürdü. İlahici şurubayı okudu. Bir ses geldi. Dikkat et sevgilimdir bu. Derdimi kimin çektiğini ben bilirim. Sevgilimin yanında 300 kırmızı gül var. Kalkıp bu gülleri derleyeyim. Zira bu benim işimdir. Şeyh'in iki atı vardı. Birine biner, öbürüne eşyasını yüklerdi. İlahiciye bu iki attan biri senin diye haber gönderdi. Yatsı namazını kıldıktan sonra şeyh atı istedi ve hoca Ebu Tahire Sufilere söyle salata gelsinler. Yani Salat Horasan tarafında bir köydür. Atına binen şeyh Yarın hepiniz beni izleyiniz dedi. Hasan Müeddip yanında bir seyis ve derviş olduğu halde şeyhle birlikte yola çıktı. Şehrin dış kapısına vardıklarında kapının kilitlenmiş olduğunu gördüler. Anahtar şehir emirinin köşkündeydi. Kapıcı içeri girmeniz için izin almanız ve emir'in köşkündeki anahtarın gelmesi lazım dedi. Bekçi sözlerini bitirir bitirmez şeyh bağırdı ve Hasan Müeddip'e kilidi çek dedi. Hasan kilidi çekince kilidin sürgüsü düştü ve kapı açıldı. Dışarı çıktılar. Sahraya çıkınca henüz ay gözükmüyordu. Her taraf karanlıktı. Hasan'ın içine bir korku düşmüştü. Şey, ey Hasan bir şey oku dedi. Hasan şu beyitleri okudu. Ay gece seni ziyaret edeceğim diye bana söz verdi. Sözünü tutarsa adamı yerine getireceğim. Dedim ki Efendim pırıl pırıl gündüz aydınlığı varken neden ziyaret için geceyi tercih ediyorsun? Dedi ki: Ben adetimi değiştiremem. Mehtabın doğuşunda adet böyledir. Bunun üzerine şey sema etmeye ve naralar atmaya başladı. Gecenin bir bölümü geçtikten sonra sakinleşti ve yemek istedi. Yanımızda bir şey yoktu. Bir kale göründü. Gidip oradan bir şeyler alayım dedim. Vardım. Kalenin kapısını çaldım sur üzerine çıkan bir kişi ne istiyorsun dedi. Yiyecek bir şeyiniz var mı dedim. Var dedi. Ve üç çöreği sarığa bağlayarak aşağı sarkıttı. Hemen aldım. Şeyhe koştum ve ona yetiştim. Ne getirdin diye sorunca işte şunu dedim. Çörekten bir parça koparıp verdim. Üç lokma alıp yedikten sonra geri kalan sizindir dedi. Gecenin yarısı olunca git biraz uyu dedi. Ferman dedim. Yoldan ayrılıp bir yere çekildik. Şey atından indi. Serip üzerinde uyumak için hiçbirimizde seccade yoktu. Eğrin üzerindeki çulu alıp şeyhin oturması için yere serdik. Şeyh başını kucağıma ayaklarını da oradaki bir dervişin dizlerine koyup bir gün bir süre istirahat etti. Sabah olunca köye gidip köy ağasının konağına indik. Şeyh ağaya gece misafirlerin geleceğini söylememi istedi. Akşamleyin dervişler ulaştılar. A onlar için mükellef bir sofra hazırlamıştı. Geceyi burada geçirdiler. Şey o gece sadece şunu söyledi. Şey o gece sadece şunu söyledi. Yoruldunuz, zahmet çektiniz. Ertesi gün sabah namazını kılıp evratlarını okudular. Güneş doğdu. Şey cemaatin önüne geçip oturdu. Hoca Ebu Tahir'e yönelip sana uyup buraya kadar gelmiş bulunuyoruz. Maksadımız gerçekleşti. Bundan daha ileri gitmek için bir çabamız olmaz. Başka ne istiyorsun dedi. Hoca Ebu Tahir, şeyhin istediği olunca bizim istediğimiz de olmuştur. Biz ona uyarız dedi. Şeyh, cemaatten her birine tek tek şunu sordu. Buradan itibaren kim yoluna devam etmek istiyor? Kim bizimle dönmek istiyor? Herkes dilediği gibi hareket edebilir. Bunda hiçbir sakınca yoktur. Bunun üzerine her biri tercihini şeyhe söyledi. Şeyh her kim Hicaz tarafına gitmek istiyorsa kalın ayakkabılar giysin dedi. Yol için gerekli hususları hazırladıktan sonra onları yolcu etti. Sevinerek yola koyuldular. Şeyh ağaya şimdi bize güzel bir yer lazım dedi. A'nın güzel bir bahçesi vardı. Burada güzel bir sofra hazırladı. Şeyhi ve sufileri davet etti. O gün Orada boş vakit geçirdiler ve ertesi gün oradan ayrıldılar. Ve Sebzvar sahrasına ulaşmak için Erzeyan ve Nevşat köylerini geçtiler. Şeyh zahmet vermemek için dönüşte Bistam'a ve Harakan'a uğramayı istemediğinden sahra yolundan gitmek istiyordu. İkinci köyden binekler kiraladılar ve ücretini verdiler. Dört veya beş günde geçebilecekleri sahra yolculuğu için hazırlık yaptılar. Şeyhin yanında kalabalık bir cemaat vardı. Şeyh'in dönüşünü haber alan ve Harakan'a uğramamasından korkan Şeyh Ebul Hasan ona üç derviş gönderdi. Dervişler yatsı namazı vakti köye vardılar. Oradakiler ise seher vakti merkeplerini yüklenip sahranın yolunu tutmaya karar vermişlerdi. Dervişlerin hepsi uykuya dalmışlardı. Hasan müeddip ise uyanıktı. Hafifçe bir ses işitti. Kapıyı açınca üç derviş gördü. Kim olduklarını sorduktan sonra oturmaları için yer gösterdi. Kapıyı çalan kimdi diye sorması üzerine Hasan, Harakan'dan gelen dervişler dedi. Niçin gelmişler dedi şey. Hasan sormadım dedi. Şey bana bir ışık getir dedi. Hasan çırayı yakıp getirdi ve şeyhin önüne koydu. Şey çağırın onları buraya dedi. Dervişler gelip selam verdiler ve şey Ebul Hasan'ın selamını da ilettiler. Şey bizden de ona selam dedikten sonra şey ne arzu ediyor dedi. Yemin ederek onu görmeden gitmemenizi istedi dediler. Şeyh emir başımın üstüne dedikten sonra Hasan'a uzaktan gelmişler. Öndene yemek çıkar. Üç dervişten ikisini Şeyh Ebul Hasan'ın gönlünü rahatlatmak için hemen harakana gönder. Birlikte gitmemiz için birini yanımızda alıkoy. Eğer merkep sahipleri girirlerse onlardan özür dile ve çuvalları onlara ver dedi. Hasan diyor ki Merkep sahipleri gece geldiler, çuvalları verdim. Verdiğim ücreti iade etmelerini istemedim. Yol haçlığını çuvallarına koydum. Çünkü şeyh bu hususta bana herhangi bir emir vermemişti. Sufilerin bu durumdan haberleri olmadı. Ertesi gün sahra yoluyla döneceğimizi sanıyorlardı. Şeyh Bistam ve Harakan istikametinde yola çıktı. Bistam'dan bir süvari Molla Şeyh'in huzuruna çıka geldi. Şeyh ve o ata süvari oldular. O gün son derece neşeli olan şeyh Arapça şiirler okumaya başladı. Bu suvari o gün şeyhin bin beytten fazla şiir okuduğunu söylemişti. Dervişler yolda Hasan'a acıktık, bir şeyler yememiz lazım dediler ve onunla tartışmaya girdiler. Gıda maddeleri çuvallardaydı, bunları merkep sahiplerine verdim dedi Hasan. Kira parasını onlarda bıraktın mı diye sordular. Evet, çünkü şeyh bu konuda herhangi bir şey söylemedi diye cevap verdi Hasan. Tartışma bu şekilde devam ederken şeyh geldi ve ne oldu diye sordu. Hasan arkadaşlar diyorlar ki kira parasını ve yiyecekleri verdikten sonra merkep sahiplerinden özür dilemeye ne lüzum vardı? Şeyh buyurdu. Özür dilemek lazım çünkü allah Teala onlara lütufta bulundu ama bu gerçekleşmedi. Onlar sizlerle olmak ve sizi izlemek istiyorlardı. Bu nimet gerçekleşmeyince geriye kalan hiçbir şeyin onların yanında bir değeri kalmadı. Bunun için mutlaka onlardan özür dilemek gerekiyordu. Bistam yoluna düşen şey o gün son derece neşeliydi. Dilinden şu sözler dökülmüştü. Kim vaktini ve manevi halini kaybederse buraya gelsin. Bu yerin hürmetine yüce Allah ona vaktini iade eder. Bistamı ziyaret eden şeyh Harakan'ın yolunu tuttu. İki üç gün Ebu'l Hasan'ın yanında kaldı. Bir kere Şeyh Ebu'l Hasan, Şeyh Ebu Said'e söz arasında sordu. Vilayetinizde yani mana aleminde düğün var mı? Evet var. Bu düğünün birçok seyircisi var. Çünkü gelin çok güzel ama bu seyirciler arasında bir taht var. Orada cilve sadece birine yapılır. Bunu duyan Şeyh Ebu'l Hasan bir nara attı ve Kisra Hüsrev, bütün hallerini vehim kadehinde görüyordu dedi. Bir gün Şeyh Ebu Hasan ve Şeyh Ebu Said bir araya gelip oturmuşlardı. Çevrelerinde büyüklerden oluşan bir cemaat vardı. Şeyh Ebu Hasan onlara döndü ve kıyamet günü bütün uluları getirirler. Her biri için arşın altında bir kürsü kurarlar. Hak'tan halka bir nida gelir. Bu nidaya uyup Ebu Said'e bir kürsü kurarlar ta kurarlar ta ki haktan hakla söz söylesin ve arada da kendisi olmasın. Üç gün geçtikten sonra şey Ebu Said dördüncü gün ayrılmak için destur istedi. Şeyh Ebu Hasan Cenaşk yolundan gidin. Çünkü bu yolun üzerinde çok köy var. Dervişlerin yolculuğu rahat geçer dedi ve Nişabur'a varıncaya kadar şeyin hizmetinde olmaları ve her konaklama yerindeki şeyhin halleri konusunda bilgi getirmeleri için 30 derviş gönderdi. Cemaat ve şeyhin oğulları hep birlikte vedalaşmak için şeyin huzuruna çıktılar. Veda hakkında şeyh Ebu'l Hasan, şeyh Ebu Saide dedi ki: "Tutmuş olduğun manevi yol neşe ve fetih yoludur. Bizim yolumuz ise kabz ve hüzün yoludur. Şimdi sen keyfine bak, mutlu yaşa. Derdi biz yükleniriz. Her birimiz diğerinin işini görsün." Sonra Şeyh Ebul Hasan Cacürme varana kadar her konaktaki şeyhin halleri hakkında bilgi getirmeleri için göndere, gönderebildiği kadar kişiyi onunla gönderdi. Şey ayrıldıktan bir gün sonra Ebul Hasan'ın şey ayrıldıktan bir gün sonra Ebul Hasan'ın hankahında temizlik yapıldı. Sergiler kaldırıldı. Hasan Müeddib'in odasının bulunduğu yerdeki minderi kaldırdıklarında Altında katlanmış bir kağıt buldular. İçinde bir şeyler vardı. Şeyh Ebu Hasan'a götürüp bunu şurada bulduk dediler. Şeyh içinde ne var diye sordu. Bilmiyoruz dediler. Açın bakın dedi. Açtılar içinde altın olduğunu gördüler. Şeyh kimin odasında buldunuz dedi. Şeyh Ebu Said'in hizmetkarı Hasan Müeddebin odasında dediler. Tartın dedi. Tarttılar ve 20 dinardı. Borcumuzu bilmemiz için değerini tespit edin dedi tekrar tarttılar. 20 dinar olarak tespit ettiler. Ebu Hasan dedi ki verilen parayı borcumuza harcamamız lazım. Çünkü malımız malı malı malımızdır. Şeyh Ebu Said yolda bir köy gördü ve orada konakladı. Şeyh hamama gitti. Hamam gideceği zaman hamamcıdan bazı şeylerin yapılmasını isterdi. Hasan bu tür işler için yanında bir miktar para bulundururdu. Zuhurat yoluyla gelen paraları da o saklardı. Hasan hamamcıya para vermeye teşebbüs edince kağıt içindeki paranın Arakan'da kaybolduğunu anladı ve üzüldü. Bunu gören şeyh bir şey mi oldu diye sordu. O da durumu anlattı. Şey, o para nerede harcandıysa bizim için harcanmıştır dedi. Ertesi gün Arakan'da olup bitenlere ve Şeyh Ebul Hasan'ın bu konudaki sözlerine dair bilgi ulaştı. Şeyh Ebu Said Ebul Hasan bu konuda her ne söylemişse doğrudur. Durum onun dediği gibidir dedi. Şey Ebul Hasan'ın müritleri şeyhlerinin talimatına uyup Şeyh Ebu Said'in cacürme kadar yanında bulundular. Şeyh cacürme varınca Ebul Hasan'ın müritlerini geri gönderdi ve artık biz buradan nişe bura gidebiliriz. Siz gidin şeyhe selamımızı iletin ve gönlünün bizimle olmasını söyleyin dedi. Şey Guruni denilen bir vilayete vardı. Burada bir köy vardı. Cemaat burada konaklamak istedi. Şeyh sordu. Bu köyün ismi ne? Kelif dediler. O halde burası uygun bir yer değil. Sonra öbür köye kadar yürüdüler. Şeyh yine sordu. Bu köyün ismi ne? Hudaşat yani neşeli mevla dediler. Hudanın şad olması lazım dediler ve orada konakladılar. Buradaki boş bir tekkenin türbedarı dışarı çıkıp Adet olduğu üzere onları karşıladı ve gerekli hizmetleri yerine getirdi. Onlar için koyunlar kesti ve yemek pişene kadar size ciğer vurayım dedi. Sofra hazırlandı. Şeyh önce ciğeri yemek lazım dedi. Şeyh bu sözü söyleyince saygılarını sunan hizmetkar şeyhin ömrü uzun olsun ciğerle beraber kalbi de kestim dedi. Şeyh buna memnun oldu ve eğer yarın kalbi ise daha da hoştur dedi. Ebu Said kalbi tercih etti. O günü orada geçirdikten sonra ertesi gün Nişabur'a gitmek üzere yola çıktılar. Nişabur'a vardıklarında bazı sufiler dediler ki şey Harakan'a gittiğinden beri tüm o sözler, açıklamalar ve haller bitti. Böyle demelerinin sebebi Harakan'a giden şeyhin orada bulunduğu sürede herhangi bir beyanda bulunmamış olmasıdır. Çünkü şeyh Ebu Hasan ona şöyle demiş. Sana ihtiyacım var. Yüce Allah'tan şöyle niyaz ettim. Allah'ın dostlarından birini bana gönder ki senin sırlarını ona emanet edeyim. Şeyhimiz oraya bu iş için gönderildiğinden oradayken konuşmadı. Bunun delili şudur. Her ne zaman Şeyh Ebul Hasan şeyhimize konuşma teklif edip konuş ve bana öğüt ver dese ondan şu cevabı aldı. Sizin konuşmanız bizim dinlememiz lazımdır. Cemaat bu inceliği bilmediği için bu hususta öyle konuşmuşlardı. Dervişlerin sözleri kulağına gelince şey o toprak bizi özlemişti. Onunla buluşunca da o toprakta fani oldu, o toprakta toprak olduk dedi. Şey o itiraza bu cevabı vermişti. Ama bu sözün hakikati iyice düşünülürse şeyhin maksadı anlaşılır. Şeyhin Harakan'a gidişinden Nişabur şehrine dönüşüne kadar geçen olaylardan bize ulaşanlar bu kadardır. Şeyhin torunu, şeyhin torunu Hoca Ebul Feth Allah'ın rahmeti üzerine olsun anlatmıştı. Son defa şeyhin Nişabur'dan Miheniye gelişinin sebebi, mürid, sebebi müritlerinden ikisinin anlaşmazlığa düşmesiydi. İlk kişi çekiştiğinde işlerindekileri dökünceye kadar susmak şeyhin adetiydi. Bundan sonra şeyh konuşur ve aralarını bulur, onun sözü üzerine anlaşma gerçekleşirdi. Bir müddetten sonra şeyhin küçük büyük bütün çocukları ve torunları Nişe burada bulunuyordu. Miheniye dönmek istiyorlardı. İki derviş arasında çıkan kavgayı şey tatlıya bağlayınca oğlu Ebu Tahir'e kalk küçükleri yola hazırla çünkü canım sıkıldı. Miheniye gidelim dedi. Ebu Tahir kalktı. Gitti. Büyük bir miktarda borç alarak küçüklerin ihtiyaçlarını gördü ve bütün hazırlıkları tamamladı. 40 eşek, 40 derviş içinde 40 merkep hazırladı. Her derviş birini gözetleyecek ve koruyacaktı. 8 derviş de yol hakkında şeyhe bilgi vermek için görevlendirdi. Niçebur halkı bu hususta ellerinden gelen yardımı yapmışlardı. Çünkü aile bireyleri miheneye giden ve meşguliyeti azalan şeyhi daha fazla görmeyi umuyorlardı. Şey onları yolcu ettiği gün ata bindi. Yamçıyı sırtına başlığını başına aldı ve şehrin Şohnan denilen kapısına doğru ilerledi. Kafiledekiler teker teker geçene kadar burada bekledi. Yükü korumakla görevli olan her kişi hakkında bilgi aldı ve dikkatli olmaları için uyarılarda bulundu. Böyle böyle hepsi önünden geçti. Şeyhin önünden en son geçen kişi Ebul Fethi'di. Ebul Fethi. Ebul Feth anlatmaya devam ediyor. O zaman 18 yaşındaydım. Şeyhin önünden geçerken merkebin hangisi diye sordu. Ben yaya gideceğim dedim. Annenin selamımızı söyle ve çocuklara iyi bak. İnşallah 40 gün sonra sizlere olacağım de dedi. Şeyhin ayaklarını öpüp yola düştüm. Hoca Ebu'l-Fet olayın bu kısmına bizzat kendim tanık oldum. Şeyhin Mihene'ye gelişinden sonraki kısmını da onun özel hizmetkarlarından dinledim.